Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bunların alayı ancak güçten anlar. Tamer korkmaz. Bir yanda işgal edilen topraklarını kurtarmak üzere her geçen gün ilerleyen Azerbaycan ordusu, diğer yanda cephede yaşadığı ağır yenilgiyi perdelemek gayesiyle masumları, sivilleri katleden kahpe Ermenistan. Şu ana kadar 60'tan fazla sivilin kanını döktüler. Yine masum yavrulara kıydılar. Bir kere daha bebek katili oldular. Defin sırasında sivilleri katlettiler. Çalmadık kapı bırakmadılar. Ateşkes talep ettiler. Saati dolmadan geçici ateşkesi ihlal edip yine masumlara saldırdılar. Kahpelik Ermenistan'ın karakteridir. Savaş suçlusu oldukları tescillenmiştir. Ermeni terör devleti kan içici haydutların yatağıdır. Dillerini yuttular. Ermenistan füzelerle sivilleri katlederken başta ABD olmak üzere batılı devletlerin gıkı çıkmıyor. Erivan'ın hamisi Moskova'da suskun. Şayet Ermenistan'ın yaptıklarını Azerbaycanlılar yapmış olsaydı, ABD'sinden Fransa'sına, Almanya'sından Yunanistan'ına kadar batılı devletlerin alayı ayağa kalkardı. Rusya'da onlarla aynı safta ortalığı ayağa kaldırırdı sivillerin, masumların, bebeklerin dökülen kanları iş bu devletlerin de ellerine bulaşmış durumdadır. Ermeni terörünün katliamlarının ardında ABD'sinden Rusya'sına hepsinin tam desteği vardır. Bu devletlerin hiçbiri Ermenistan'a işgal ettiğin topraklardan çekilmelisin, çekilmek zorundasın demiyor. Neden? Çünkü 28 yıl önce Ermeniler Karabağ'ı Rusya'nın kanatları altında işgal etti batılı devletler de ellerini ovuşturarak destekledi. Bunca yıldır Minsk grubu zımbırtısıyla işgali pekiştirdiler. Bir 28 sene daha geçse yine bu Minsk dümeniyle oyalayacaklardı. Minsk güçlüsü dedikleri de Rusya, Amerika ve Fransa. Bütün melanet zaten bu üçlünün başının altından çıkıyor. Ermenistan terör devletine tam destek veriyorlar. Her türlü silahı da boca ediyorlar bir yandan da Minsk tıraşı berdeva. Tuzağa dikkat. Bunca sene oyala, Azerbaycan Ermeni işgalindeki topraklarını birer birer kurtarmaya başladığında da müzakere, diyalog, Minsk diyerek yine bir dümen tezgahla. Yok öyle. Bunların alayı güçtenenler. Müzakere, diplomatik çözüm, Birleşmiş Milletler himayesi, kalıcı ateşkes falan filan bunların hepsi tuzaktır. Karabağ'daki işgalin devam etmesi için kullanılan repliklerdir. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın olmadan ne müzakeresi, ne diyalo, ne masası, ne ateşkesi, ne şusu, ne busu. Zinhar. Sivillerin katliamı devam ediyor. Kayıplar artıyor. Buna mukabil Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in öcümüzü harp meydanlarında alacağız diyerek verdiği karşılık pek manidardır. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenilerin faşist işgali tamamen ortadan kalkmadıkça harp devam edecektir, etmelidir. Azerbaycan ordusu Kuzey Cephesi'nden Ermeni milislere yönelik ağır bir saldırı daha başlattı. Bu yeni etkili atak Ermeni kopillerini sahada iyice kroki durumuna sokacaktır. Güney cephesinde de yoğun çatışmalar yaşanıyor bu arada. Taş Kafa Mike'ın Zırvası Azerbaycan'la Ermenistan'ın dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun davetlisi olarak 23 Ekim'de Washington'da bulunacaklarmış. Mike Pompeo Düzenbazın kralıdır. Bu taş kafadan asla hayır gelmez. Tam teşekkürlü bir İslam düşmanıdır. Esaslı bir İsrail muhibbidir. Fetönün 15 Temmuz darbe teşebbüsü berhava olduğu için kafayı yemiştir. Utanmaz Pompeo Türkiye Azerbaycan'a destek sağlıyor, yabancı güçlerin bölgeden uzak durmalarını istedik diye konuştu birkaç gün önce. Çifte standartçı ABD Ermenistan'ı bütün hücreleriyle destekleyecek, buna karşılık da Türkiye'miz Azerbaycan'ı desteklemeyecek öyle mi? Ancak gidersiniz. Ayrıca Türkiye Azerbaycan için yabancı bir güç falan değildir. Dahası yabancı güçlerin bölgeden uzak durmasıyla kırdısını açarsak haydut ABD'nin yatacak yeri yoktur. Yaklaşık 12.000 kilometre uzaktan gelip Orta Doğu'da uzun yıllardır ve halen daha ne halt ediyor aşağılık yabancı güç ABD. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz